Soru şöyle arkadaşlar, bilgisayar denince her akla hemen IT geliyor, yazılım geliyor. Bilgisayar tabanlı başka iş imkanları yok mu acaba? Örneğin iyi derecede ofis programlarını bilmek ya da özel herhangi bir programı kullanmayı öğrenmek bize yeni bir iş alanı açar mı? Evet, değerli arkadaşlar, baktığımızda şu an inşallah biz de yeni bir program satın alıyoruz. Program bize çok fayda verecek bu noktada da. Mesela programda sizin CV'nizi gireceksiniz. Sonra birkaç karakter ve kariyer analiz testleri var. Onları yapacaksınız. En son tuşu çok hoşuma gidiyor. Bu profilinize göre kaç iş imkanı var diye bastığınızda, yani minimum her biriniz için 20 veya 30 arası iş sektörü ve iş imkanı göreceksiniz. Yani bu program, yani bu sorunuzun cevabını aslında bu program çözeceğinden dolayı ben birkaç örnek verip sadece geçmek istiyorum izninizle. Arkadaşlar baktığımızda, yani bilgisayar kullanımı dediğimiz bir kabiliyet aslında. Mesela ofis kullanımı bir kabiliyet veya mesela bazı şirketlerde muhasebe programı. Bunu kullanıyor olmak bir kabiliyet, biliyor olmak. Çünkü burada kullanacağınız bazı programlar buna benzeyecektir muhasebeyle alakalı. Veya Salesforce diye bir tane mesela program var. Onu mesela biliyor olmak burada size bir kabiliyettir. Ve kabiliyetlerimize göre Hollanda'da farklı iş imkanları vardır. O zaman ne diyeceğiz? Yani biz şu, hani her bildiğimiz bilgiyle alakalı bunu CV'mize düzgün bir şekilde yerleştirebilirsek, sertifika olarak veya bilgi olarak, bunun sonradan kendimize, hani bize döngü olarak iş ilanlarında baktığımızda faydası olacaktır her zaman. Tabii yazılımın bir farklı bir yönü var. Yani yazılımın farklı bir iş imkanı ve iş boyutu var. Çünkü o, yani bir ofis programı çok iyi bilmek veya bir programı çok iyi kullanabilmek size bir işte katkı verir. Ama IT'de bir dili bilmek veya bir şeyi bilmek, bir database gibi veya AI gibi bir bölümü bilmek iş imkanını tamamen farklı bir sektöre doğru iş imkanını daha çok arttırıyor. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz o zaman son olarak. IT'deki herhangi bir küçük sertifikanın gerçekten çok faydası var. Ne kadar sertifika alabilirsek kendimizi. Birinci işten sonra da olabilir. Yedinci senemizde de gider bir sertifika alabiliriz. Bir iki küçük yazılım öğrenebiliriz. Yazılım bence önümüzdeki 100 yılın yani ciddi bir işlevi olacak. Ama mesela hukukçusunuz, yazılımcısınız aynı anda. Yani iki birleşim çok daha güçlü olacak. Öğretmensiniz, aynı anda biraz yazılım biliyorsunuz, daha güçlü bir pozisyona gelirsiniz. Teknikçisiniz, azıcık IT'niz var, bilginiz var. Yani minimum bu şeklinde kendinizi geliştirecek IT'den sertifikalar her zaman size faydası olur. Yani bunun dışındaki bütün bilgisayarla alakalı, kullanımla alakalı kabiliyetler işinize katkı verir. Ama tek başına iş imkanı açmayabilir.